Emre elindeki oku karşısında duran hedef tahtasına orta noktasına doğru nişan alıp attığında okun orta noktasından haş kadar aşağıda hedef tahtasına çarptığını gözlemliyor. Daha sonra Emre yaptığı atış ile ilgili gözlemlerini aşağıdaki gibi ifade ediyor. Okun hedef noktasına çarpana kadar geçen sürede potansiyel enerji değişimi tahtaya çarpma kinetik enerjisine eşittir. Okun elinden çıktığı anda kinetik enerjisi tahtaya çarpma kinetik enerjisinin 3 katıdır. Okun hedefe ulaşması sırasında hava sürtünmesi sebebiyle enerji kaybı olduğuna göre Emre'nin ifadelere dayanarak bu olay ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım arkadaşlar. Okun tahtaya çarpana kadar geçen sürede kaybettiği enerji potansiyel enerji değişimine eşittir. Birinci öncül yanlış. Neden? Çünkü havada sürtünme var. Bakın biz bu Emre elindeki oku tam hedef noktasını nişan alarak atıyor. Burayı hedefliyor. Ama buna ne etki ediyor? Çekim ivmesi etki ediyor. Ve bir de hava sürtünmesi etki ediyor. Çekim ivmesinden dolayı buradaki hedefi vurması gereken ok hedefin ne yapıyor bakın? H kadar aşağıda bir noktasına vuruyor. Demek ki buraya böyle V hızı ile çarpıyor. Peki biz bunun simetrisini alırsak karşımıza ne çıkıyor? Bir eğik atış hareketi çıkıyor. Ve bu da yataydaki aldığı yol olmuş. Bu bizi şimdi ilgilendirmiyor. Diyor ki okun hedef tahtasına çarpana kadar geçen sürede potansiyel enerji değişimi diyor. Tahtaya çarpma kinetik enerjisine eşittir. İkinci öncülde okun elinden çıktığı andaki kinetik enerjisi tahtaya çarpma enerjisinin 3 katı. Ha, ne anlama geliyor? Demek ki buraya 1 bölü 2 mv karenin çarpıyor mu bu? Çarpıyor. Peki bunun 3 katı kime eşit? Attığı andaki kinetik enerjiye eşit. Peki enerji denklemini yazacak olursam atıldığı anda ve burayı biz referans noktası kabul edersek ne var? 3 e'lik bir kinetik enerjisi var. Bu referansa göre mgh kadarlık bir potansiyel enerjisi var. Bu neye dönüşecek? 1. Bu noktadaki kinetik enerjiye dönüşecek. Dönüşeceği enerji E kadardır ve bir kısmı da neye dönüşecek? Hava sürtünmesine dönüşecek. Peki biz şuradaki öncüle bakıyoruz. Okun elinden çıktığı andaki kinetik enerjisi yani 3E tahtaya çarpma kinetik enerjisinin 3 katı. Bunu yazdık. Şurada ne diyor? Okun hedef tahtasına çarpana kadar geçen sürede potansiyel enerji değişimi ne? MGH bakın. MGH tahtaya çarpma kinetik enerjisine eşit. O da ne? 1 bölü 2 mv kare. Biz burada 1 bölü 2 mv kareye E dememiş miydik? O zaman mgh da E olur. Peki ben başa döndüğüm zaman okun atıldığı anda toplam enerjisi nedir? 3E artı mgh. 3E mgh da E olduğuna göre demek ki Emre'nin elinden çıktığı andaki okun toplam enerjisi kaç E olur? 4E olur. Bu 4 tane E'nin gelip tahtaya böyle saplandığı anda E kadarlık kısmı neye dönüşür? Kinetik enerjiye dönüşür. Peki geri kalan kısmı sürtünmeye dönüşür. O halde burada sürtünmeye harcanan enerji kaç E çıkar? 3 E çıkar. Şimdi birinci öncül yanlış. Neden? Okun tahtaya çarpana kadar geçen sürede kaybettiği enerji ne? MGH. Potansiyel enerji değişimine eşit. Eğer sürtünme olmasaydı potansiyel enerji değişimine eşit olacaktı. O zaman bu yanlış. 2. Okun atılma hızı tahtaya çarpma hızından büyüktür. Okun atılma hızı ne? 3E. Tahtaya çarpma kinetik enerjisi ne? Okun atılma kinetik enerjisi 3E. Tahtaya çarpma kinetik enerjisi E. Buradan bağıntıyı yazarsam bu doğru olur arkadaşlar. Üçüncüsünde okun atıldığı andaki kinetik enerjisi yani 3E. Tahtaya çarpana kadar geçen sürede diyor. Okun atıldığı andaki kinetik enerjisi 3E. Tahtaya çarpana kadar geçen sürede kaybettiği enerji sürtünmeye harcanan enerji. O da 3E. Bunlar da birbirlerine eşittir. O halde bizim doğru cevabımız D seçeneği.